26 Nisan 2024 Cuma Hüseyin Besli Akşam Gazetesi Hadarileşmek 1 İbni Haldun Usta toplumları insanları seferi ve hadari olarak ikiye ayırır. Sosyal olayları bu iki grubun çatışması olarak çerçeveler ve der ki, seferiler ve hadariler arasındaki çatışma nihai erimde eninde sonunda seferilerin galebe çalmasıyla biter. Çünkü hadari olanın yerleşik olduğu alandaki kazanımlarını korumak durumunda kaldığından hareket sahası ve imkanı kısıtlanır. Ayrıca savunmacı anlayış ve yaşama biçimi zamanla atalete neden olur. Oysa seferi olanın kaybedecek bir şeyi yoktur. Onu bir yere bağlayan bir bağda söz konusu değildir. Bu nedenle sonsuz hareket kabiliyetine sahiptir. Seferinin koruyacak bir şeyi olmadığı gibi aksine talepleri vardır. Beklentileri vardır ve onları temin etme yolunda kabarmış arzuları ve tatmin bekleyen duyguları vardır. Bu arada konunun anlaşılmasına yardımcı olabilir muradıyla Hz. Ömer'in Sevat, Irak-Sasani arazisine dair uygulamasını faydalı olacağı düşüncesiyle hatırlatmak isterim. Hazreti Ömer Sevat arazileri Müslümanların eline geçince mutaat olanın aksine bu toprakları gazilere paylaştırmaz ve eski sahiplerinin elinde kalmasına onlardan cizye ve haraç alınmasına karar verir. O günkü tartışmalara ve daha sonra yapılan yorumlara baktığımızda bu uygulamayla Hazreti Ömer'in üç şey murat ettiği söylenebilir. 1. Haraca bağlanan topraklar ve cizyeye bağlanan toprak sahiplerinden elde edilecek gelirle ordunun ihtiyacını karşılamak, yetimlere, yolda kalmışlara, yoksullara, afete maruz kalmışlara, miskinlere verilmek üzere bir fon kurmak. 2. Ta ki o mallar içinizde sadece zenginler arasında dolaşan bir servet, devlet güç haline gelmesin ayetinin hükmünce, belirli ellerde toplanan malların zamanla bir ayrışmaya, tekerleşmeye, servetin bir egemenlik unsuru haline gelmesini istememişler olabilir. 3. Mal mülk sahibi olan gazilerin artık koruyacak şeyleri olması nedeniyle eskisi gibi cihada hevesi olmayabileceklerini düşünerek paylaşıma mani olmuştur. Müslümanlar, dindarlar daha Osmanlı devrinde ülkede batı tipi eğitimin yer yerleşmesiyle birlikte merkezden dışlanmış ve çevreye itilmişlerdi. Cumhuriyetle birlikte bu tavır kurumsallaşarak bir devlet politikası haline geldi. Öyle ki uzun yıllar dine ve dindarlığa ait ne varsa ötelendi, ötekileştirildi, görünür olmaktan çıkarılmaya çalışıldı. Bunun için başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere dini metinlerin basılmasına, çoğaltılmasına, dağıtılmasına yasak getirildi. Ne var ki bütün bunlara rağmen Allah'a hamdolsun ki milletin genlerinde ve hafızasındaki din yok edilemedi. Müslümanlar, dindarlar, İslamcılar çoğunlukla pasif bir biçimde bazen hareketli olarak bu yok ediş eylemine emeline karşı direndi. Karşılıklı direnç içerisinde geçen uzun yıllar boyu nimetler, imkanlar, mal ve mülkler, eğitime erişilebilirlik hakkı, kamu imkanlarından faydalanabilme durumu hepsi ama hepsi merkeze yerleşmiş batıcıların uhdesindeyken Müslümanlar, İslamcılar neredeyse temel insan haklarından yoksun vaziyetteydiler. Bu süreç tam da İbni Haldun'un işaret ettiği Seferi-Hadari çatışmasına denk düşüyordu. Ne var ki bir türlü üstadın işaret ettiği Seferilerin galebesi hukuku buluyordu. Ta ki 4 Kasım 2002'ye kadar. 4 Kasım 2002'de AK Parti seçimleri kazanmış şekliyle ve o kadarıyla ilk kez merkeze karşı üstünlük sağlamıştı. Bu arada altını kalın çizgilerle çizmeliyiz ki 14 Ağustos 2001 Salı günü Bilkent Oteli'nde Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu AK Parti kuruluş bildirgesi, tıpkı savaşa çıkan askerlerine komutanlarının yaptığı konuşma gibi topyekun millete yapılan bir seferberlik çağrısıdır. Bir sonraki yazımıza buradan devam edeceğiz.